Merhaba sevgili izleyicilerimiz ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah güzel bir programa yanında güzel yemeklerimizi hazırlayacağız. Tezgahımızı hazırladık, malzemelerimiz hazır. Birazdan sizlerle beraber hem lezzetli hem kolay hem de farklı iki tane tarifimiz var. Biz burada yemeklerimizi yapacağız. Sizler de evinizde yapacağınız çok lezzetli çok da güzel iki tane sunumuzu inşallah hep beraber hazırlayacağız. Bugün sizlere çok güzel bir çiğ köftemiz var. Etsiz çiğ köfte yapacağız. Farklı olacak, lezzetli olacak. Ondan sonra... Çile pudingli dolgulu güzel bir kek yapacağız. O da farklı olacak. Kek pastamız olacak. Bu şekilde iki tane tarifimizi hazırlayacağız ve tezgahımızın üzerine çıkaracağız. Biz burada yemeklerimizi yapıyoruz. Sizler de evinizde yapacağınız hem lezzeti hem kolay hem de farklı iki tane tarifimizi inşallah hep beraber hazırlayacağız. Yemeklerimizi tekrardan görmek ve yapmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızı takip edip orada bütün videolarımıza, tariflerimize, programlarımıza bakabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. TGT TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızda bütün aynı şekilde programlarımız yayınlanıyor, paylaşılıyor. Orada da izleyebilirsiniz. Kısa kısa videolarımıza bakabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde sosyal medya hesaplarımızı takip edip tariflerimize bakabilirsiniz. programımızı tekrarı gece saat 4.30 hafta sonları saat 10'da programımızı tekrar oluyor. sen izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Sevete Abdullah Hakim Abdullah takip edebilirsiniz. Tarifleriniz varsa gönderebilirsiniz. Yemek istekleriniz varsa yazabilirsiniz. Selamlarınız varsa yazabilirsiniz. Ondan sonra programımıza da gelmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımda bana ulaşıp programımıza da konuk olabilirsiniz. Bitişik Şef Abdullah aynı şekilde bana ulaşıp programımıza da olabilirsiniz. Evet iki tane tarifimiz dedik. Dilerseniz yavaş yavaş listemizi alıp sizlerle beraber başlayalım inşallah. Hem çok güzel bir etsiz çiğ köftemiz var hem de çok da güzel bir kekimiz var. Dolgulu güzel bir kek yapacağız. Dilerseniz şöyle bir listemize göz atıp hemen listemizi alıp ondan sonra başlayabiliriz. Gelsin bakalım listemiz. Evet. Pudik dolgulu kekimiz için neler yapacağız sevgili Onun için kullanacağımız malzememiz 3 adet yumurtamız olacak. 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 çay bardağı kadar zeytinyağımız ve da sıvı yağımızı kullanabiliriz. Yarım su bardağı kadar sütümüz, 2 yemek kaşığı kadar toz kakaomuz, 2 su bardağı kadar unumuz, ondan sonra bir paket kabartma tozumuz, bir paket vanilyamızı kullanacağız. Ondan sonra pudingimiz için de sevgili bir 1 paket çilekli pudingimizi kullanacağız. Farklı pudingler de tercih edilebilir. Ondan sonra 3 su bardağı kadar süt, 3 yemek kaşığı kadar nişastamız olacak. Üzerini süslemek için de pasta süsümüzü kullanıyoruz. 3 adet yumurtamız olacak. 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 çay bardağı kadar zeytinyağımız ve sıvı yağımızı kullanabiliriz. Yani hangisi varsa elimizde onu değerlendirebiliriz, kullanabiliriz. Yarım su bardağı kadar sütümüz, 2 yemek kaşığı kadar toz kakaomuz, ondan sonra 2 su bardağı kadar unumuz, bir paket kabartma tozumuz, bir paket vanilyamız, ondan sonra puding kısmı için de hemen bir paket çilekli pudingimiz, 3 su bardağı kadar sütümüz, ondan sonra 2 veya 3 yemek kaşığına yakında nişasta kullanacağız. Süslemek için pasta süsümüzü kullanacağız. Önce geniş bir kabımızın içine yumurtamızı kıralım. Yumurtamızı kırdıktan sonra onu çırpma telimizle beraber güzelce bir karıştırıyoruz. Onu iyice bir karıştırdıktan sonra şekerimizi ekliyoruz. Şekerle beraber karıştırmaya devam ediyoruz. Şekerimizle beraber güzelce bir şekilde bir karıştırdıktan sonra tekrardan içine vanilya ve kabartma tozumuzu ekleyelim. Karıştırma devam edelim. Ondan sonra yağımızı, sütümüzü ekliyoruz. Karıştırma devam ediyoruz. Ondan sonra tekrardan onları da karıştırdıktan sonra toz kakaomuzu ekliyoruz. Toz kakaomuzu ekledikten sonra karıştırma işlemine devam ediyoruz. Unumuzu ekleyeceğiz. Onları da iyice bir karıştırdıktan sonra harcımız hazırlanacak. Harcımız hazırlandıktan sonra hangi tepsimizi kullanacaksak hemen tepsimizin içine 3 tane veya 4 tane bardağımızı güzelce bir şekilde bir yerleştireceğiz. Birazdan onu da zaten sizlere göstereceğim. Ondan sonra harcımızı güzelce bir şekilde bir dökeceğiz harcımızı döktükten sonra 170 dereceyle fırınımıza göndereceğiz. O fırında yavaş yavaş pişecek. Güzelce bir şekilde kekimiz pişecek, kabaracak ve piştikten sonra kekimizi dışarıya alacağız ve içindeki bardakları çıkaracağız. Bardaklarımızı çıkardıktan sonra ayrı bir tenceremizin içine 3 su bardağı, 4 su bardağı ne kadar kullanacaksak sütümüzü boşaltacağız. Ondan sonra tekrardan çilekli budimizi ekleyeceğiz. O kaynamaya başladıktan sonra ayrı bir kabımız içine nişastamızı hazırlayıp içine ilave edeceğiz. Koyulaştıktan sonra o bardaklarımızı söktüğümüz yerlere aynı şekilde çilekli pudريمizi güzelce bir şekilde bir dökeceğiz. Onu da döktükten sonra da güzelce bir şekilde tek adam Üstünü de süsleyeceğiz. Biraz bir dinlenecek. Yarım saat, bir saat bir dinlenecek. Dinlendikten sonra istediğimiz şekillerde, ölçülerde keseceğiz. Ondan sonra sunum yapacağımız bardağımıza, tabağımıza alacağız. Ondan sonra onu da süsleyeceğiz. Ve süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, çok da güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet, bal, şeker olsun diyelim. Evet, yoğun istek alan etsiz çiğ köftemiz için neler yapacağız? Onu da bir göz atalım. Etsiz çiğ köftemiz için sevgilimiz 500 gram kadar köfteli bulgurumuz istersek fazla da kullanabiliriz. 4 adet Kabuklu bir şekilde haşladığımız patatesimiz olacak. Ondan sonra 2 adet domatesimiz. Bunları hepsini biz çektik. Siz aynısını yapabilirsiniz. Ondan sonra 3 adet kuru soğanımız, 5 diş sarımsağımız, 6 adet karışık biberimiz. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 su bardağı kadar zeytinyağımız, ve de sıvı yağ. Hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, pul biberimiz, kimyonumuz, karabiberimiz, kırmızı toz biberimiz, 2 yemek kaşığı kadar isot biberimiz. Ondan sonra da bir tutam maydanozumuz. Ondan sonra sunum yapmak için de da süslemek için de yeteri kadar kıvırcık limonumuz, maydanozumuz veya göbekte olabilir. Yani hangisi varsa kullanılabilir. 500 gram kadar köftelik bulgurumuz olacak. İstersek artırabiliriz. Ondan sonra 4 adet kabuklu bir şekilde haşadığımız patatesimiz olacak. 2 adet domatesimiz, 3 adet soğanımız, 5 diş sarımsağımız, 6 adet karışı biberimiz yapacağımız miktara göre biraz daha çoğalabilir, arttırabiliriz. 2 yemek kaşığı kadar karışık salçamız olsa çok da güzel olur. Hem biber salçamız hem de domates salçamızı kullanabiliriz. Ondan sonra da tekrardan bir su bardağı kadar zeytinyağımız, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, pul biberimiz, kimyonumuz, karabiberimiz, kırmızı toz biberimiz, 2 yemek kaşığı kadar isot biberimiz, ondan sonra bir tutam maydanoz, sunum yapmak için de yeteri kadar kıvırcık limon ve maydanoz kullanacak. Öncelikle sevgili izleyicilerimiz hemen güzelce bir şekilde patateslerimizi kabuklu bir şekilde haşladık. Kabuklarını soyduk, hazırladık. Onu hazırladık mı? Domatesimizi çekiyoruz, ayrı bir kaba aldık. Ondan sonra tekrardan güzelce bir şekilde biberimizi çektik, ayrı bir kaba aldık. Ondan sonra maydanozumuzu çektik, ayrı bir kaba aldık. Sarımsağımızı, soğanımızı çektik, onu da ayrı bir kabın içine aldık. Bunları hazırladık mı? Ondan sonra iki yemek kaşığı kadar salçamızı hazırlıyoruz. Bir yemek kaşığı domates salçamız olsun, bir yemek kaşığı kadar da biber salçamız olacak sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra da onları hazırladıktan sonra hemen tekrardan tepsimizi güzelce bir şekilde çiğ köfte tepsimize alıyoruz bulgurumuzu boşaltıyoruz. Bulgurumuzu boşalttık mı? Öncelikle baharatımızı üzerine dökelim. Baharatlarımızın hepsini ben bir kabın içine aldım. Şöyle yarım su bardağı kadar yağımı ekledim. Ondan sonra onu üzerine ilave ediyoruz. Onu güzelce bir yediriyoruz. Onu yedirdikten sonra soğanımızı güzelce bir şekilde üstüne dökeceğiz. Yedirmeye devam edeceğiz. Hatta şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Önce soğanla da başlayabilirsiniz. Onu güzelce bir şekilde bir yoğurduktan sonra sırasıyla içine biberimizi, salçamızı aynı şekilde güzelce bir şekilde salçamızı ekledikten sonra diğer malzemelerimizi içine ilave edeceğiz. Güzelce bir şekilde bir yoğurmaya devam edeceğiz. Ondan sonra haşlamış olduğumuz çiğ köftemiz için tabii ki bu çok önemli. Kesinlikle unutmayalım. Çiğ köftemiz için çok önemli. 4 tane patatesimizi kabuklu bir şekilde haşladık. Onu da rendemizin ince gözüyle rendelip içine ilave edeceğiz. Tekrardan patatesle beraber yoğurmaya devam edeceğiz. Varsa birkaç tane e, hemen içine maydanozumuzu da ufak ufak doğruya bilirsiniz İsterseniz çekip de içine ekleyebilirsiniz. Onu da ilave ediyoruz. Güzelce bir şekilde bir yoğurduk. Yoğurduktan sonra çiğ köftemiz güzelce bir hazırlanıyor. Seviyorsanız yarım su bardağı veya da yarım çay bardağı kadar nar ekşimiz varsa mükemmel bir tat ve lezzet katacak. Onu da içine ilave edelim. Onunla beraber güzelce bir şekilde bir yoğuruyoruz. Ondan sonra tabağımızın altına yeşilliklerimizi seriyoruz. Yeşilliklerimizi serdikten sonra tekrardan üzerine çiğ köftelerimize şekiller veriyoruz. Üzerine domates, limonla beraber süslüyoruz. Ve süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, çok da güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet bal şeker olsun diyelim. Sizleri çok yormayacak ama mükemmel bir çiğ köftemiz olacak diyebilirim. Evet şimdi kekimiz için kekimiz çok önemli. Şimdi sevgilimiz kekimiz için şöyle bir tepsimizi ayarladık ama Tepsimizin içine 3 tane veya 4 tane bardağımız olacak şekilde ayarlayacağız Şimdi bu bardaklarımız çok önemli Bunların yerine pudingimizi ekleyeceğiz Kekimiz kabaracak Kekimiz güzelce bir şekilde pişecek. Kekimiz piştikten sonra dışarı alacağız Bunların içini dolgulu bir şekilde güzelce bir şekilde dolgumuzu yapacağız Onun için ne yapacağız Siz de ona göre hemen bardaklarınızı şöyle güzelce bir şekilde aralarında biraz boşluk bırakın ki Çünkü buranın kekimiz kabardıktan sonra bardaklarımızı içine alacağız. Ondan sonra kekimizi güzelce bir şekilde bir doldurup ve e, üstünü süsleyip yarım saat, bir saat dinlendikten sonra istediğiniz şekillerde, ölçülerde ben kekinizi güzelce bir şekilde sunumuzu yapabilirsiniz. Ondan sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, çok da güzel bir sunum olacak inşallah. Onu ben bir kenara aldım. Şimdi kabımız hazır. Öncelik kullanacağımız kadar yumurtamız, 3 veya 4 tane ne kadar kullanacaksak hemen onu hazırlayacağız. Şöyle bir çırpma telimizde alıyoruz. Dediğimiz gibi Az ve hatta fazla. Ne kadar yapacaksak ona göre miktarımızı ayarlayabiliriz. Hemen şunları şöyle güzelce bir kıralım. Devam ediyorum. Hop. Bunu da kırdık. Devam edelim. Bunu da aynı şekilde kırdık mı? Evet. Şimdi yumurtamız hazır. Hazırlamış olduğum yumurtamızı yavaş yavaş çırpıyoruz. Evet. Şöyle yavaş yavaş köpürene kadar çırpmaya devam ediyoruz. İyice bir çırpacağız, güzelce bir karıştıracağız. Ondan sonra aşama aşama devam edeceğiz. Diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Şimdi bunu tekrardan güzelce bir karıştırıyoruz. İyice bir karıştırdık mı? Ondan sonra devam edeceğiz. Şöyle biraz daha köpürsün değil mi? Evet. Şimdi güzel oldu. Ondan sonra da kullanacağımız kadar şekerimiz sevgili Orkuncuğum, güzel kardeşim şekerimizi ekliyoruz. Hop mis. Şimdi şekerimiz eriyene kadar çırpmaya devam edeceğiz. Şekerimiz eriyene kadar çırpma işlemine devam ediyoruz. Yavaş yavaş karıştırdık. Evet. Şunları bir alayım. Elimi altında kalmasın. Devam ediyorum. Hop. Şöyle iyice bir karıştırdık. Şimdi vanilya ve de kabartma tozumuzu ekleyelim. Evet vanilyamız ve kabartma tozumuz. Onu da ekledik mi? Karıştırmaya devam edelim. İyice bir çırpıyoruz. Vanilyamız da buram buram bir koksun. Onun için şöyle güzelce bir çırpıyoruz. İyice bir çırptık mı? Şimdi yağımızı ekleyeceğiz. Hemen şuradan yağımızı yavaş yavaş döküyoruz. Evet. Yavaş yavaş yağımızı ekledik. Ne kadar kullanacaksak ona göre az ve fazla yağımızı ayırabiliriz. Şöyle hafif az eklememi yapacağım. Yeterli diyebiliriz. Şimdi yağımızı ekledikten sonra onu da güzelce bir karıştırıyoruz. Önce yumurta, sonra şeker, ondan sonra vanilya, kabartma tozumuz, ondan sonra yağımızı ekliyoruz ve yağla beraber karıştırıyoruz. Bunlar ufak ufak toparlamaya, karıştırmaya devam edelim. 170 dereceyle fırına göndereceğiz. İyice pişecek. Piştikten sonra içinde bardaklarımızı alacağız ama bardaklara dikkat edelim. Çok fazla bazen bardaklarda dediğimiz gibi çatlayanlar olabilir. Ona sadece dikkat edeceğiz. Şimdi sıcağa dayanıklı bardaklarımızı kullanmamız gerekiyor. Şimdi bunu da güzelce bir karıştırdık mı? Ondan sonra sütümüzü ekliyoruz sevgili Orkuncuğum. Hemen güzel kardeşim. Şöylece sütümüzü boşaltalım. Sütümüzü de aynı şekilde boşalttıktan sonra tekrardan karıştıralım. Ufak ufak. İyice bir erisin, güzelce bir karışsın. Onun için ne yapıyoruz? Yavaş yavaş. Çırpmaya. Devam ettik. Ta ki çözülene kadar yani içindeki şekerimiz, diğer malzemelerimiz çözülene kadar. Ondan sonra iki su bardağı veya iki buçuk su bardağı kadar unumuzu kullanabiliriz. Şunu ben bir kenara alayım. Unumuz ona göre az ve de fazla kullanılabilir. Yani istesek daha fazla da ekleyebilirsiniz. Daha fazla da kullanabilirsiniz. Şöyle bir tane bardağımızı alalım. Evet. Harcımızı iyice bir karıştırdık. 2,5 su bardağı kadar unumuz. Buradan hemen ben şöyle bir yavaş yavaş unumu da ayarlayayım. Şöyle güzelce bir unumuz hazır. Bunu şöyle bir boşaltalım önce bir devam edelim. Sizler de görün diye sevgili ben Şimdi yavaş yavaş şöyle unumu ekliyorum. Az daha şuradan. Geç burada da iki buçuk su bardağı kadar unumuz vardı diyebilirim. Ama ben yine sizler görün diye ona göre ayarladım. Tekrardan karıştırıyoruz ufak ufak. Şöyle güzelce bir çırpıyoruz. Yavaş yavaş hem topak kalmasın hem de iyice bir karışsın diye çırpma işlemine devam edelim. Onu güzelce bir şekilde bir karıştırdıktan sonra şunu da ekleyelim. Az zaten bir yemek kaşığı kadar kaldı. Onu da ekledik mi? Şu bardakla da işim kalmadı. Onu da kaldırayım. Hem bir anda da elimizin altı açılsın ki rahat bir şekilde çalışalım. Şunu bir yanımıza alıyoruz. Yanımıza aldıktan sonra onu güzelce bir şekilde. Çok fazla sağa sola kaymasın ki şöyle güzelce bir şekilde bardaklarımız dursun. Evet. Devam ediyorum. Tekrardan çırpmaya çok fazla topak topak olmasın ki güzel olsun. İyice bir karıştırdık mı? Şimdi devam edeceğiz. Ben Hemen spartolamızda Şöyle bir alalım. Onu da hazırlayayım. Onu da sonra devam edelim. Kullanacağımız kadar toz kakaomuzu ekleyelim. Şöyle gördüğünüz gibi. Kullanacağımız kadar. Toz kakaomuzu da ekledik. Toz kakaomuzu ekledikten sonra tekrardan karıştıralım. Ufak ufak. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. İyice bir hem topak olmasın hem de yavaş yavaş karışsın diye harcımızı karıştırıyoruz. Akışkan bir harcımız hazırlandı ama şu kenardan biraz daha karıştıralım ki çok fazla topak topak olmasın. Evet. Devam ediyoruz. Biraz daha karıştırıyoruz. Şimdi güzel oldu diyebiliriz. Şöyle bir şunu bir alalım çok fazla sağ solu kirletmeyelim bunu gönderelim evet şimdi ayarlamamızı yaptık mı şunu güzelce bir şekilde bir hazırlanmıştık zaten yavaş yavaş şöyle yapacağız sevgilimiz ufak ufak devam ediyoruz Evet. Yavaş yavaş döküyoruz. Çevireyim mi güzel kardeşim? Biraz herhalde senin tersine geldi ama kusura bakma. Şimdi şöyle güzelce bir şekilde tekrardan şunları biraz daha toparlayacağız ama çok fazla bardakların üstüne gelmesin ki sevgili Şöyle yapacağım. İste istemez biraz geliyor ama şöyle ufak dokunuşlarla tekrardan döküyoruz devam edelim. Şunu güzelce bir önce şöyle bir ufak ufak döktük. Döktük mü? Şimdi şunu bir toparlayalım önce bir. Tekrardan ufak ufak şöyle bir kabımızı toparlayalım. Devam ettik. Şu kenar kısımdan da aynı şekilde toparladık mı? Devam edelim. Tekrardan şöyle ufak ufak çekiyoruz. Şunları da çektik mi? Şöyle ortaya tekrardan bardakları yeni çok fazla bozmadan döküyoruz. Biraz daha şunu da bir döktük mü? Evet. Güzel oldu. Şimdi şunu biraz daha şöyle yapacağız. Toparlayıp şu kenarlara alıyoruz. Ondan sonra şunları biraz daha şöyle toparladık mı? Hazır. Şunu bir kaldıralım. Onun artık bir işimiz yok. Şunu ben şimdi şöyle bir kenara alayım ki engel olmuyor değil mi güzel kardeşim? Engel olursa kenara doğru alabilirim. Şimdi bunu da ufak düzelteceğiz sevgili izleyiniz. onun çünkü eşit olsun güzelce bir şekilde. Hemen şöyle biraz kenara çektik. Şunu da aynı şekilde düzgün olmasını sağlayacağız. Bunları da aynı şekilde düzeltiyoruz. Bunları da düzeltelim. Şunları da biraz da çekti kenara. Evet. Güzelce bir çektik. Şunu biraz daha şöyle bir düzeltiyoruz. Evet. Şunu da biraz daha şöyle bir düzelttik. Güzel oldu. Yani aynı eşlikte olsa ki güzel gözlüksün diye sevgili izleyenimiz. Onun için şunu da bir ayarladık mı? Şunu bir kenara alalım. Şu kenar kısımlarını ufaktan bir temizleyeceğiz. Ondan sonra temizledikten sonra fırına yollayabiliriz. Önce şuraları bir alıyoruz. Devam ediyoruz. Şuna da bir aldık. Şunu da aynı şekilde yapalım. Temizledik. Güzel oldu. İster istemez şöyle biraz bardaklarımıza gel ama bir şey olmaz yani. Herhangi bir şu şey olacağını da değil. Biraz görüntü sadece bozulmasın diye. Ben onları da temizliyorum. Evet. Şuraya da bir aldık mı? mükemmel oldu diyebiliriz. Şimdi artık fırın yolculuğu başlayabilir. Fırınımıza 170 dereceyle yolluyoruz. Programımız boyunca yavaş yavaş bir pişsin, toparlansın. Piştikten sonra dışarı alacağız. Ondan sonra o dışarıda biraz bir dinlenecek. Dinlendikten sonra ondan sonra sunumuza devam edebiliriz. Şimdi şunu güzelce bir şekilde bir ayarladık. Bismillah diyoruz ve yavaş yavaş gönderiyoruz. Fırınımıza yolladık. Fırınımıza yolladıktan sonra derecemizi 175 dereceye ayarlayacağız. Sesin az geldi. Ondan sonra <laughs> 175 derece <laughs> ayarladıktan sonra o yavaş yavaş pişecek sevgilimiz dediğimiz gibi. Ama bardaklar çok önemli. Sıcağı dayanıklı bardaklarımız olsun. Yani başka bir kap da kullanabilirsiniz. Onun için de ne yapacağız? Şimdi o yavaş yavaş pişsin. Güzelce bir şekilde bir kabarsın. Biz genellikle 4 kişi, 6 kişilik, 8 kişilik ailelere göre hazırlığımızı yapıyoruz. Siz de daha geniş bir aileseniz, isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Şimdi kapatalım. O pişmeye devam etsin. Şimdi kekimiz yavaş yavaş kabarsın, güzelce bir şekilde bir pişsin. Piştikten sonra artık sunuma hazırlanacak diyebilirim. Ben de bu arada şöyle bir top alayım. Ondan sonra devam edeceğiz. Kabımızın içine 3 tane yumurtamızı kırdık. Çok fazla. Yapacaksak ona göre biraz daha arttırabiliriz, biraz daha çoğaltabiliriz. Ondan sonra yumurtamızı güzelce bir çırpıyoruz. Yumurtamızı iyice bir çırptıktan sonra şekerimizi ekleyelim. Şekerle beraber karıştırmaya devam edeceğiz. Şekerle beraber güzelce bir karıştırdıktan sonra şuna da bir kaldırayım. Hatta şunu ben biraz daha ıslatayım. Şöyle bir. Islattık mı? Onu şuraya alacağız. Evet. Şimdi onu hazırlığına geçtik. Şunu biraz daha şöyle yapalım. Evet. ...şöyle güzelce bir şekilde bir ayarladık. Ondan sonra da sevgili ...yavaş yavaş... ...dediğimiz gibi güzelce bir şekilde... ...hemen ne kadar kullanacaksak yumurtamızı... ...ona göre ayarladık, yumurtamızı çırptık. Şekerimizi ekledik. Şekerle beraber karıştırmaya devam ettik. Şekerle beraber iyice bir karıştıktan sonra... ...şekerimizi dediğimiz gibi... ...yapacağımız miktara göre ayarlanabilir. Az ve fazla kullanabiliriz. Siz de ona göre ayarlayabilirsiniz. Az ve fazla kullanabilirsiniz. Ondan sonra da şekerimizi... ...güzelce bir ayarladıktan sonra hemen içine yağımızı ekledik. Yağımızı da ekledikten sonra da e, içine kullanacağımız kadar tekrardan vanilyamızı, kabartma tozumuzu ekliyoruz, karıştırıyoruz. Onları iyice bir karıştırdıktan sonra tekrardan onun içine e, yağımızı, sütümüzü ekledik. Sütle beraber karıştırdık. Sütle beraber nasıl şöyle biraz beklemem gerekiyor sevgilim. Şunları bir değiştireyim. Elde de biraz sıkıntılı. Geçişleri biraz sıkıntılı olduğu için Ondan sonra önce yumurta karıştırdık, şekerimizi ekledik, vanilya, kabartma tozumuzu ekledik, onları karıştırdık. Ondan sonra sütümüzü ekledik, ondan sonra yağımızı ekledik, onları iyice bir karıştırdık. Hatta seviyorsanız içine isterseniz bir tane limon kabuğu da rendeleyebilirsiniz. O da çok yakışıyor, çok da güzel oluyor. Ondan sonra tekrardan sevgili girmiş, hemen onları karıştırdıktan sonra e, iki yemek kaşığı kadar toz kakaomuz. ondan sonra bir yemek kaşığı kadar veya da iki yemek kaşığı ne kadar kullanacaksa kullanılabilir. Ondan sonra da İki buçuk su bardağı kadar unumuzu boşalttık. Unumuzla beraber iyice bir karıştırdık. Ondan sonra tepsimizin içine bardaklarımızı yerleştirdik. Harcımızı döktük. Ondan sonra döktükten sonra fırınımızı 175 dereceye ayarladık. O fırında yavaş yavaş pişecek. Yavaş yavaş toplanacak. O piştikten sonra artık sunumu hazırlanmış olacak. Şimdi ben de burada hazırlımı yapayım. Ondan sonra yavaş yavaş hemen sizlerle beraber işlemimize başlayalım. Evet şöyle bir de eldivenlerimiz olabilseydi çok da iyi olurdu. Değil mi sevgili Orkuncuğum? Dur, bir Şöyle. Zaten bunlar yenisi sen nereye izliyorsun nereye bakıyorsun güzel kardeşim ah Orkun ah. bak senin yüzünden bu saçların beyazlaştı biliyorsun değil mi <laughs> şimdi güzelce bir şekilde hazırlığımızı yaptık bazen olabilir yani. O da senin geçtiğine veriyorum bize kardeşim. <laughs> evet şimdi ayarlamamızı yaptık. Ayarlamamızı yaptıktan sonra tenceremiz hazır. Birazdan tabii ki sütümüzü de boşaltacağız. O da yavaş yavaş kaynasın ki çilekli pudingimizi hazırlamamız için. Hemen onun için de şöyle bir ayarlamamı yapayım. Ondan sonra geçelim sevgili Şimdi evet görebiliyor musun bize kardeşim? <laughs> Ben sol elimi çok kullanamıyorum. Neyse, sen için yine kullanalım. Şimdi şöyle bir <laughs> güzelce bir şekilde ne kadar kullanacağız? Sütümüz üç su bardağı kadar sütümüz ama istesek daha fazla da kullanabiliriz. Şöyle bir boşalttık. Sütümüzü boşalttıktan sonra. Altını tekrardan bir açacağız. Ama çok yüksek bir derecede açmayacağım. Yavaş yavaş ısınsın ki sevgili hazır elimizden altını. Güzel bir şekilde sütümüz ısınsın ki biz de işlemimizi güzelce bir şekilde yapalım. Evet altını açtık. O yavaş yavaş kenarda toparlanabilir. Şimdi biz de artık yavaş yavaş işlemimize geçebiliriz. Ne kadar kullanacaksak bulgurumuz. Şöyle karış biraz daha ben hemen bulgurumu güzelce bir ayarladım. Bulgurumuzu şöyle bir alalım. Bulgurumuz dediğimiz gibi az ve fazla da olabilir. Yapacağım miktara göre ayrılanabilir. Bulgurumuzu ayarladıktan sonra, yani kabımızın içine bulgurumuzu aldık. Ondan sonra da soğan ve sarımsağımızı şöyle bir ekleyelim. Çekmiş olduğumuz soğanımız ve sarımsağımız. Evet, şimdi şöyle güzelce bir, bunlar aşama aşama, ilk önce soğanla başlıyoruz. Şimdi, evet şimdi şöyle bir, güzelce bir şekilde soğanımızı ekledikten sonra aşama aşama devam edeceğiz. Şimdi ondan sonra sevgili Orkun'cum şöyle baharatlarımız olacak. Bunu da şöyle bir yanıma alayım ki rahat bir şekilde çalışalım. Şimdi şunları da yanımıza biraz daha çekeceğiz. Şunu da aldık. Şuna da biraz çektik. Şuna da bir alalım. Biraz da elimizin altında hazırımız. Şimdi yavaş yavaş sizlerle beraber çiğ köftemize geçebiliriz. Öncelik sevgili izleyim, şöyle güzelce bir Sarımsak ve soğanımızı yedireceğiz. Bu ona müthiş bir tat ve lezzet katacak. Onun için de yavaş yavaş şöyle karıştıracağız. <laughs> tamam, senin için bundan sonra ilk önce patatesle başlayacağım güzel kardeşim. Çok mu hoşuna gidiyor patates? Tamam senin için özellikle öyle yaparız. Bir dahakine öyle yaparız. Şimdi devam ediyoruz. Sevgili Orkun'cum bunları güzelce bir... Şöyle eğer ki sen de evde yapacaksan bu şekilde yapman lazım güzel kardeşim. Yani yavaş yavaş önce güzelce bir şekilde şunları bir karıştırıyoruz. Sen giresunlu olduğu için istersen fındık da katabilirsin. Toz haline getirip ekleyebilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz. Şuna biraz daha şöyle bir çekelim. Şimdi çektikten sonra şöyle güzelce bir toparladık mı? Ufak ufak şu şekilde. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi yoğurduk. Çektik tekrardan. İyice hem soğanı çeksin lezzetli olsun. Soğanımız sarımsağımızı çekecek. Çok da lezzetli olacak. Devam ediyoruz ufak ufak. Bunları güzelce bir karıştırıyoruz. Şimdi tekrar toparlıyoruz. Biraz da toparladık mı? Yine aynı şekilde karıştırıyoruz. Karıştırdık. Şunları biraz da çektik. Tekrardan şöyle bir karıştırdık. Devam ediyoruz. Evet, şimdi hemen baharatımız ne kadar kullanacağızsa karışık baharatımız gördüğünüz gibi hazır. Ondan sonra da bir iki yemek kaşığı kadar da yağımızı eklemiştik. Bunu da şöyle bir alıyoruz üzerine. Evet hemen baharatımız ve yağımız güzel oldu. Ekledik. Soğanla beraber güzelce bir şekilde bir karıştırdık mı ondan sonra baharatımızı ekliyoruz. Gördüğünüz gibi baharatla beraber şöyle iyice bir karıştırmamız gerekiyor. Tamamıyla bir baharatı çeksin diye onun için de ufak ufak şöyle biraz karıştırıyoruz. devam ediyoruz. Evet. O içinde bazen böyle çekmiş olduğumuz soğanlarımız olabilir. Onları alalım içinden. Tekrardan bunu biraz daha şöyle bir Topaladık. Çekiyoruz. Çektik mi? Şimdi yavaş yavaş acele etmeden şöyle güzelce bir harcımızı karıştırıyoruz. Devam ettik. Bir 10 dakika sonra olur. Güzel kardeşim. Şunu biraz daha şöyle bir karıştıralım. İzleyenlerimiz de çünkü içinden malzememizi görsünler. Evet şunları biraz daha yavaş yavaş Gördüğünüz gibi aşama aşama devam ediyoruz. İyice bir baharatla soğanımızı güzelce bir yedirdik. Soğanımızı yedirdikten sonra ondan sonra tekrardan hemen güzelce bir şekilde baharatımızı ekledik. Şimdi baharatla beraber şöyle baharatımızı güzelce bir yediriyoruz. Gördüğünüz gibi. İyice bir karıştırıyoruz. Devam ediyorum. Bunları tekrardan çektik. Çektik mi? Şöyle yavaş yavaş yedirmeye devam edelim. Şimdi bunları güzelce bir yedirdikten sonra sevgili Orkun'cum hemen hazırlamış olduğum karışık biberim. Hem yeşil biberimiz hem de kırmızı kap biberimiz olursa mükemmel olacak sevgili izleyicimiz. Şunu da şöyle bir tabakta bizden hediye. Şimdi devam ediyoruz. Şunları biraz daha şöyle bir karıştıralım. Hı -hı. Yavaş yavaş toparladık. Ondan sonra karıştırıyoruz. Şöyle biraz daha toparlayalım. Ufak ufak toparladık mı? Ondan sonra tekrardan şöyle minik minik dokunuşlarla iyice bir yedirmemiz gerekiyor. Onun için de ne yapacağız? Şunları biraz daha çekelim. Çektik mi? Tabii iyice bir yoğuracağız sevgilimiz. Şimdi yavaş yavaş tekrardan... Gördüğünüz gibi şöyle karıştıralım. Topaladık tekrardan. Biraz daha şöyle bir karıştırdık. Şunları çektik. Topaladık. Evet. Şimdi salçamız. Hemen salçamızda şöyle bir ekleyelim. Ne kadar kullanacaksak ona göre salçamızı da ekledik. Salçamızı ekledikten sonra salçayla beraber tekrardan karıştıralım. Ufak ufak. Şöyle biraz karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş. Devam ediyoruz. Şunu çektik. Çektikten sonra tekrardan şu şekilde. Ufak ufak karıştırıyoruz devam edelim. Aşama aşama malzemelerimizi ekliyoruz dediğimiz gibi az da fazla ne kadar kullanacaksak ona göre ayarlanabilir. Şimdi tekrar biraz daha şöyle bir çekiyoruz. Şunu da bir çektik. Topaladık mı? Ondan sonra şu şekilde. Gördüğünüz gibi şunları biraz daha iyice bir yediriyoruz. Devam ediyoruz. Şunları da yine aynı şekilde çektik. Çektikten sonra biraz isot biberimiz. Hemen onu da ekliyoruz. Ne kadar kullanacaksak. Çok fazla acıyı seviyorsak ona göre miktarımızı biraz daha fazla da kullanabiliriz. Şimdi tekrardan şöyle toparlayalım. Toparladık mı? İyice bir... ...onu da bu şekilde yedirmiş olacağız. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> aşama aşama... Sen de güzel kardeşim. Aşama aşama devam ediyor sevgili izleyicilerimiz. Dediğimiz gibi onları da ekledikten sonra... ...şimdi kullanacağımız kadar... ...domatesimiz... ...evet şöyle... ...gerçekten baya bir acıymış. Evet... Şimdi devam edeceğim ama önce şu fırını da bir göz atayım sevgili Hemen fırınımıza da bir göz atalım. Ondan sonra devam edelim. Mükemmel olmuş. Yavaş yavaş toparlamaya başlamış. İyice bir pişsin. iyice bir toparlansa ondan sonra toparlandıktan sonra tamamıyla piştikten sonra kenara doğru alacağız. İçindeki bardaklarımızı alacağız. O bardaklar dediğimiz gibi dikkat edeceğiz. Çok fazla bazen dediğimiz gibi bardaklarımız sıcağı dayanıklı olmayabilir. Onlar patlayabilir. Onlara dikkat edeceğiz. Piştikten sonra kenara doğru alacağız. Ondan sonra kekimiz kenarda dinlenecek. Ondan sonra diğer işleme geçebiliriz. Şimdi devam ediyoruz yine aynı şekilde. Şunu güzelce bir karıştıralım. Ufak ufak topaladık. Hop, şunu bir atalım. Şunu biraz daha şöyle bir çektik. Şimdi şunu güzelce bir çektikten sonra şöyle ufak ufak gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bunlar da aynı şekilde biraz ama acı dersin. Evet şunlar biraz daha şöyle bir ayarladık. Güzelce bir karıştırıyoruz. Evet şunlar aynı şekilde güzelce bir topaladık. Ne kadar yapacaksak az ve fazla ona göre hazırlanabilir. Şimdi bunları ayarladıktan sonra bir su bardağı demiştik ama ben bir kısmını sevgili izleyenimiz baharatın üzerine eklemiştim. Yani yarım su bardağı yakın. Şimdi yarım su bardağı kadar yağımızı ekleyebiliriz. Yarım su bardağı kadar yağımız çok da fazla olmasın. Öyle yarım su bardağı kadar yeter. Evet, yeterli diyebiliriz. Onu da ekledik. Şimdi onu da ekledikten sonra tekrardan karıştırıyoruz. Şöyle yavaş yavaş karıştıralım. Devam ediyoruz. Bunları da aynı şekilde yapalım. Ufak ufak. Çektik. Şimdi bunları bir iki dakika şöyle bir dinlensin. Onun için çekiyorum az bir şey. Kenarda o yavaş yavaş bir iki dakika dinlensin. Ben de şu tabağıma az şöyle bir ayarlamamı yapayım elimi suya tutayım. Ondan sonra da şuradan az bir şey suyumuz. Çok fazlasına gerek yok. Alıyorum. Ondan sonra şuraya hafif biraz bir dinlensin diye. Şöyle biraz az bir suyumu ayarladım. Güzel oldu. Şimdi orayı ayarladıktan sonra şu kenar kısım biraz dağınık görünüyor. Önce bir onu da bir ayarlayayım. Şu kenar kısım biraz dağınık göründüğü için hemen. Onları güzelce bir şekilde bir alalım. Şunu güzelce bir temizledik. Çok fazla dağını gördüğünüz zaman biliyorsunuz ben rahatsız olurum. Onun için şurayı bir önce bir temizleyeyim. Ondan sonra devam edeceğiz. Şunları da topladık. Güzel oldu. Evet. Bunları ayarladıktan sonra şöyle yapacağım. Bir tane bardağımız. Şöyle güzelce bir şekilde. Yarım su bardağı. Belki bir su bardağı kadar ekleyebilirsiniz. Yani ne kadar e, kullanacaksak yağımızı ona göre ayarladık. Ben birazını baharatın üzerine ekledim. Diğer kısmını da içine tekrardan ilave ettim. Şimdi şöyle bir kabımız gelsin. Şurada ise rendeleyebilir veya burada da rendeleyebiliriz. Tamam. Neresi sana engel olmuşsa söyle ona göre ayarlayayım. Şimdi patatesimiz. Dört tane patatesimiz yapacağımız miktara göre eğer ki çok fazla yapıyorsak ona göre patatesi biraz daha bol tutmamız gerekiyor. Çünkü asıl tutan Asıl özellik veren, kıvam veren patateslerimiz olduğu için patateslerimizi ona göre ayarlayacağız sevgili Şimdi bunları bir şekilde hemen önce de kabuklu bir şekilde haşladık, hazırladık. Şimdi rendemizin ince gözüyle yavaş yavaş rendeleyelim. <laughs> Şimdi yavaş yavaş devam ediyoruz. Sana ne oldu bu araları sevgili Orkun'cum? Küçük Emrah'a bağlandın hayatı. Şimdi <laughs> devam ediyoruz değil mi İhsan? Küçük Emrah gibi şarkılar söylüyor. Devam ediyoruz. Bunlar da aynı şekilde. Yavaş yavaş. Ne kadar kullanacaksak az ve fazla ona göre ayarlayabiliriz. Şunu da biraz daha toparlayalım. Evet. Şunu da bir alalım. Gelsin bakalım. Minik minik patatesimiz hazırlanıyor. Ufak ufak şu kalın olan patatesleri tekrardan bir elden geçirelim ki içinde çok fazla belirgin olmasa o da çünkü çok önemli. Gerçi içinde kayboluyor ama yani biz yine elimize geldiği kadar onları şöyle toparlayıp tekrardan rendeden geçirmemiz gerekiyor. Şöyle biraz toparlayın. Tekrardan şöyle biraz daha rendeden geçirirseniz onlar da içinde tamamıyla kaybolmuş olacak. Evet sevgili urkuncum 2-3 dakika sonra olabilir. Şimdi devam ediyoruz. Bunları biraz daha yani 2-3 dakika sonra gidebiliriz. Şunu biraz daha şöyle bir ufak ufak hazır. Şimdi bunu ayladık mı? Şu rendemizi önce bir alacağız. Patatesimiz hazır. Şunu da toparlayalım. Patatesimizi ayladıktan sonra şunu kenara alacağız. Onunla işimiz yok. Şimdi hazırlamış olduğumuz patatesimizi tekrardan alıyoruz. Evet. Şöyle bir ayarladık mı? Müthiş oldu. Evet, kekimiz de yavaş yavaş pişmeye başlamış. Şimdi bunu güzelce bir şekilde şöyle tekrardan yavaş yavaş yediriyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş. Acele etmiyoruz. Evet. Ufak ufak çektik devam ediyoruz. Bunu programımız boyunca yoğurmaya devam ediyor. Yani iyice bir yoğurması gerekiyor. İçinde etimiz yok. Çok sağlıklı, çok da güzel oluyor diyebilirim sevgili izleyicimiz. Herhangi bir katkı maddesi de kesinlikle kullanılmadı. Müthiş oldu. Doğal, çok lezzetli ve çok da güzel bir çiğ köftemiz oldu diyebiliriz. Şimdi bunları biraz daha çektik. Evet, <laughs> şuna biraz <da. gülüyor> He, o sizin katkınız başka güzel kardeşim ya. Siz cansınız ya. Şimdi diyor nasıl katkı maddesi yok ben varım diyor sevgili Orkuncuğum. <laughs> o anlamda demedim güzel kardeşim. Şimdi şuna da hemen sen de bu arada çok algan oldun sana ne oldu böyle? Şunları güzelce bir şekilde hazır çektik. Şu şekilde yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Devam ediyoruz. Oh mis mis. Şunları bir alalım. Şimdi hazırlamış olduğumuz maydanozumuz. Onu da ekleyelim. Maydanozumuz güzelce bir şekilde. Onlar da hazır ama şu içindeki biberimizi alalım. Tekrardan yavaş yavaş karıştırıyoruz. Ufak ufak gördüğünüz gibi karıştırmaya devam ediyoruz. ne kadar yapacaksak ona göre az ve fazla ayarlayabiliriz. Evet. Tekrardan toparladık. Şöyle toparladık mı? Biraz daha. Şöyle toparlayalım. Evet. Şimdi sevgili ayalamamızı Ayarlamamızı yaptık. Hazırlığımızı yaptık. Ben yine aynı şekilde yoğurma işlemine devam edeceğim. Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Biraz şu tezgahımı sağa sol bir topalayayım. Kekimize bir göz atacağız. Bakalım kekimiz ne durumda? Onu da bir görelim. Ondan sonra kısa bir ara gideceğiz. Sizler ekran başına ayrılmayın. Minik bir arayacağız. Minik bir aradan sonra sizlerle beraber lezzet yolculuğumuza devam edeceğiz. Kekimiz yavaş yavaş pişmeye başlamış. Evet şöyle bir kekimize bir görsün. He. Hemen ne kadar yapacaksak. Ona göre güzelce bir şekilde sevgilimiz yavaş yavaş topalanıyor pişiyor. İyice bir pis yani acele etmeyeceğiz yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Evet kapatalım. O biraz daha bir toparlansın. Derecemin ben biraz daha düşük tuttum ki o iyice bir toparlasın. Şimdi o yavaş yavaş toparlama devam etsin. Biz de bu arada sütümüzü tenceremize boşalttık. Altını ayarladık. Altını ayarladıktan sonra o da kaynamaya devam etsin. Ben de şöyle bir tezgahımı toparlayayım. Siz de bu arada kendinize bir çay alın. kısa bir yere gidelim. Kısa bir aradan sonra sizlerle beraber lezzet yolculuğumuza devam edelim. Reklamlar. Evet sevgili izleyicilerimiz kaldığımız yerde devam ediyoruz. Hazırlığımızı yaptı Şimdi tenceremizin altı. Biraz daha bir açayım. Ben de bu arada çiğ köftemi yoğurmaya devam ettim. Şöyle bir kekimize bakalım. Evet. Kekimiz efsane olmuş. Kekimizi şöyle bir alacağımız bir yeri. Ben bir ayarlayayım. Evet siz görebilirsiniz. Güzel kardeşim. Şimdi. Evet şöyle yapacağım. Hatta şunu biraz daha şöyle bir kenara doğru alacağız. Ondan sonra da ayarlamamızı yaptıktan sonra hemen artık çünkü almam lazım ki biraz soğuması gerekiyor sevgili Onun için ona göre ayarlamamızı yapacağız. Şimdi şunu bir alalım. Fırını tamamıyla bir kapatıyoruz. Artık fırınla bir işlemimiz kalmıyor. Fırını aldık. Şöyle güzelce bir şekilde bir kapattık. Şunları bir aldık. Bardaklarımızı şöyle yavaşça çok fazla dağıtmadan almamız gerekiyor. Şimdi şöyle Sıcak olduğu için elimizde yakmayalım. Şimdi bu aslında biraz bir dinlenecek. Ondan sonra bardağımızı aldığımızda daha rahat bir şekilde alabiliriz. Hop. Şunu da bir aldık. Son kalan bardağımız. Onu da şöyle bir alırsak. Evet güzel oldu. Şimdi bunları ben kenara dur alacağım. Şöyle bir kenarda bir dursun. Şurayı da bir kapatalım. Ondan sonra da seviyelerimiz. Şimdi buralara bu iyice dinlenecek. Buralara biz hazırlanmış olduğumuz çilekli pudingimizi ekleyeceğiz. Onun için bunlar çünkü çok önemli. Biraz bir soğuması gerekiyor. Soğuduktan sonra istediğiniz şekillerde kesip sunumuzu yapabilirsiniz. Şimdi bunu güzelce bir şekilde bir hazırladık mı? Onu ben biraz bir kenara doğru alacağım. Şurada durabilir. Evet onu kenara doğru aldıktan sonra şunları da bir alalım elimizin altında. Ondan sonra şurayı açabiliriz. Gerçi altı kısık olduğu için tam ısınmadı. Şimdi şurada biraz da kenarımı şöyle bir yanma doğru bir alayım ki rahat bir şekilde çalışayım. Evet. Şimdi önce bir bir paket çilekli şey, pudim ekliyorum. O iyice bir kaynasın. Yavaş yavaş bir kaynasın. Ee, i̇yice bir kaynadıktan sonra ona göre sevgili izleyicimiz e, evet sen görme daha mı güzel kardeşim nişastamızı içine ekleyeceğiz. Şimdi bunu güzelce bir karıştırıyoruz. Şöyle i̇şte bir karıştırdık mı? Güzel oldu. Şunu biraz kenara alıyorum. Ondan sonra da şunu da biraz da ileri alayım ki bana çok fazla engel olmasınlar. Şimdi şu kabımız gelsin. Kabımıza biraz nişastamız hafif biraz kıvamlı olması gerekiyor. Çünkü onu keserken çok fazla dökülmesin diye. Ama sizler çok fazla iyi dilendireceğiniz için çok aşırı bir şekilde nişasta kullanmanıza gerek yok. Biz hemen sunum yaptığımız için biraz ben kıvamlı tutmam gerekiyor ki sevgili sunumuzu güzelce bir şekilde yapalım diye. Evet nişastamızı Ayarladıktan sonra şunu şöyle bir kenara alacağım. Ondan sonra da şunu bir alıyoruz. Tekrardan. Ufak ufak az bir su. Çok fazla su kullanmıyoruz yine aynı şekilde. Tekrardan. Şöyle iyice bir karıştırdık. Çırptık mı? Şimdi bunu tekrardan karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. toplamaya başladı. Kaynamaya da başladı. Bu yavaş yavaş kaynamaya devam etsin. Ben de bu arada şuradan bir ayarlamamı yapayım. Şunları bir kepçemiz, kepçemizi alalım. Ufak ufak kaynamaya devam ediyor. Küçük bir kepçemiz. Ondan sonra da devam edeceğiz. Şunu bir kapatalım. Kekimizi hazırladık. Kekimizi güzelce bir şekilde bir ayarladıktan sonra şimdi içini doldurmamız için Mükemmel bir renk, mükemmel bir görüntü olacak ve çok da güzel olacak. Böyle bir kekten yapacağımız harika bir pastamız da olabilir diyebilirim. Sevgili güzel bir pastamız olacak. Onun için de şimdi yavaş yavaş kaynamaya. Önce bir kaynasın ondan sonra nişastamızı ekleyelim. Şimdi yavaş yavaş kaynamaya başladıktan sonra hemen görebilirsin güzel kardeşim. Bismillah dedik ve yavaş yavaş nişastamı ekliyorum. Ben eline geldiği kadar biraz kıvamlı hazırlayacağım ki sevgiliniz... Bakalım duruma göre. Evet. Şöyle bir karıştırıyoruz. O da toparlamaya başlandı. Yavaş yavaş karıştıralım. İyice bir karıştırdık mı? Şimdi kapatıyoruz altını. Evet altını kapattıktan sonra şöyle kenara çekeceğiz. Şunu da bir yanma alacağım sevgili güzel kardeşim. Şurayı ikisini de görebilirsin. Tamam sevgili orkucuğum. Şimdi bunlar içini dolduracağım için şöyle yavaş yavaş bismillah dedik. İçini dolduruyoruz. Vay 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 vay. Mükemmel olacak, mükemmel. Şunu da bir ayarladık. Devam ediyoruz. Şunu da biraz şöyle bir ekledik mi? Devam edelim. Bundan içerik ekliyoruz. Oo. Oh! müthiş oldu. Şimdi bundan aynı şekilde ekledik. Bir paket çiğ pudingimiz. Veyahut fıstıklı puding çok yakışır. Çok da güzel olur. Evet. aynı şekilde ekledik. Şöyle biraz daha kenara gelsin. Evet. Tam da yetti diyebiliriz. Şuna da bir top aladık mı? müthiş oldu. Müthiş oldu. Evet şuna da biraz üstüne ekleyelim. Şimdi sevgili, sevgili Orkuncuğum biraz üstünü pasta süsümüz. Buna da aynı şekilde ekliyoruz. Vay 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 vay. Mükemmel oldu mükemmel. Evet şimdi tam istediğimiz gibi oldu diyebiliriz. Bir saat dinlenecek. Bir saat dinlendikten sonra kesip sunumuzu yapacağız. Biz de program sonuna doğru bakalım sevgili izleyicilerimiz. Çünkü biraz soğuması gerekiyor. Soğuduktan sonra kesip sunumumuzu yapmamız gerekiyor. Onun için tamamıyla bir soğutun. Soğuduktan sonra sunumuzu yapabiliriz. Şimdi biz onu biraz bir dinlendireceğiz. Program sonuna doğru bir bakalım. Ona göre tekrardan bir iki tane alıp sunumuzu yapabiliriz. Ben şimdi şöyle yapacağım. Şuradan temiz bir tane. Bıçağımı alıyorum. Bismillah diyoruz. Bıçağımız biraz bir keskin olsun. Önce şöyle bir kenar kısımlarını keselim. Bunu da aynı şekilde bir kestik. Şurayı da bir alalım. Yine aynı şekilde. Kestik mi? Şunu biraz daha tamamıyla koparıyoruz. Burayı da alalım. Yani biraz daha düzgün olsun şöyle güzelce bir kestik. Şimdi onu kestikten sonra şurayı da şimdi sıcak olduğu için sevgilimiz yavaş yavaş ben şöyle bir keseceğim. Soğuduktan sonra daha rahat bir şekilde kesebilirsiniz. Evet, şimdi bir tur daha şöyle bir atalım. Kestik. Şimdi bunu da şuradan keseceğiz. Yavaş yavaş. Şunda bir kestik mi? Mükemmel bir pastanız olacak, efsane olacak, efsane. Evet, şimdi güzel oldu. Biraz bir dinlensin. O biraz bir dinlendikten sonra biz de program sun. Çünkü içindeki sevgilimiz, e, pudingimiz çok önemli. O biraz toparlaması gerekiyor, güzelce bir şekilde bir ayılaması gerekiyor. O topalandıktan sonra, ondan sonra işlemimizi yapabiliriz. Şöyle bir yakın detayda tekrardan bir görün, ondan sonra diğer işleme geçebiliriz yakın detayda bir göz atın. Güzelce bir şekilde yavaş yavaş hazır. Ne kadar yapacaksak ona göre ayarlayabiliriz. Ah. Az ve de fazla. Ama iyice bir dinlenmesi gerekiyor sevgili izleyimiz. İyice bir dinlendikten sonra ondan sonra sunumumuzu yapabiliriz. Şimdi artık yavaş yavaş diğer işlemlerimize de geçebiliriz. Onun için de ben şu tezgahıma şöyle bir, ufak bir top alayım. Ondan sonra yavaş yavaş yoğurma işlemine geçeceğim sevgili izlerimiz. Onun için de önce şuradan Ufak bir ayrılmamı yapayım. Ondan sonra hemen geçelim. Evet. Önce bir kullanacağımız örtülerimiz, tabaklarımız onları da hazırlayayım ki rahat bir şekilde hemen işlemimize geçelim. Şunu kenara aldık. Bunu da şöyle bir kenara alacağım. Şu güzelce bir kekimizde kullanabiliriz. Ondan sonra şu ikisi şunu da bir atalım. Bununla da işimiz kalmadı kenara doğru aldık. Şunları yanımıza doğru alabiliriz. Hem bir yandan da elimizin altını açalım ki rahat bir şekilde çalışalım. Evet şunu şöyle bir ayarladık. Şunu da şuraya ayarlayalım. Yeşilliklerimiz hazır. Şunu biraz da ileri alacağız. Bize çok fazla engel olması ki rahat bir şekilde devam edelim. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şunların altını güzelce bir ayarlıyoruz. Devam edelim. Ne kadar yapacaksak az ve fazla ona göre sizler de ayarlayabilirsiniz. Şunu da aynı şekilde hemen yeşilliklerimiz hazır. Dediğimiz gibi istersek daha fazla da yapabilirsiniz. Ben hemen şuradan bir önce bir hazırlımı yapacağım. Ondan sonra da biraz daha yoğurmamız gerekiyor. Yani çünkü biraz daha iyice bir yoğurulması gerekiyor. Ondan sonra yoğurduktan sonra yavaş yavaş şekillerimizi güzelce bir şekilde vereceğiz. Ondan sonra tabağımızı yavaş yavaş sizlerle beraber dolduracağız. Şunu da bir kenara aldık. Bir tanesini daha şuraya şöyle bir ekleyelim. Ondan sonra hazır. Şimdi bunları güzelce bir topladık ve ayarladıktan sonra şunu bir kaldıralım. Şunu biraz kenara alalım. Bunu biraz daha ben şöyle bir kenara alacağım. Evet şimdi karıştırma devam edebilirim. Yavaş yavaş önce şöyle bir toparlayalım. Evet şu şekilde. Yavaş yavaş yoğurmaya başlıyoruz. Şunu biraz daha topaladık. Topaladık mı? Çektik. Bunu da aynı şekilde çekiyoruz. Şunu da bir çekelim. Devam edelim. Öncelik sevgili izleyicilerimiz. 4 tane patatesimiz kabuklu bir şekilde patatesimizi güzelce bir hazırlıyoruz. Onu haşladıktan sonra kabuklarını güzelce bir şekilde bir soyalım. 3 tane veya 4 tane soğanımızı ufak ufak güzelce bir hazırladık. Onunla da rendeledik, ayarladık. Makinamızda soğan ve sarımsağımızı çektikten sonra ne kadar kullanacaksa biberimiz. Hemen biberimizi de temizledik, onları da çektik, kenara aldık. Ondan sonra domatesimiz, hatta varsa birkaç tane kapya biberinizi de içine ekleyebilirsiniz. Onunla beraber tekrardan güzelce bir top aladık. Onunla beraber de top aladıktan sonra tekrardan hepsini hazırladık. Biraz da maydanozumuzu çektik. Maydanozumuzu da çektikten sonra tekrardan şunu biraz daha şöyle bir karıştıralım. Ondan sonra sebzelerimiz hazırlandı. Sebzelerimiz aynı şekilde hazırlandıktan sonra hemen kullanacağımız kadar köftelik bulgurumuzu ayırladık. Ondan sonra bulgurumuzu tepsimizin içine aldık. Önce soğan ve sarımsağımızı üzerine ekledik. Soğan ve sarımsakla beraber yavaş yavaş şu şekilde yoğurmaya başladık. Onu iyice bir yoğurduktan sonra ondan sonra da karışık baharatlarımızı hepsini bir kabımız içine aldık. Yarım su bardağı kadar yağımızı ekledik. Onu da üzerine ilave ettik. Onu da üzerine ilave ettikten sonra onu da beraber tekrardan yoğurmaya devam ettik. Onu da iyice bir yoğurduktan sonra hemen sırasıyla üzerine biberimizi ekliyoruz. Biberle beraber yoğurmaya devam ediyoruz. Biberimizi beraber iyice bir yoğurduktan sonra üzerine domates ve salçamızı ekliyoruz. Onunla beraber karıştırmaya devam ediyoruz. Ne kadar kullanacaksak onları da aynı şekilde ekledikten sonra tekrardan güzelce bir şekilde karıştırdık. Ondan sonra da patateslerimizi aynı şekilde rendeledik. Rendemizi ince gözüyle üzerine ilave ettik. Onu da güzelce bir karıştırdık. Ondan sonra tekrardan karıştırdıktan sonra hemen şöyle bir ayarlayalım. Maydanozumuzu ekledik. Maydanozu da aynı şekilde ekledikten sonra maydanozla beraber güzelce bir harcımız hazırlanıyor. Ondan sonra çiğ köftemizi güzelce bir hazırladıktan sonra çiğ köftemiz seviyorsak biraz nar ekşimiz sona doğru geldikten sonra hemen şöyle biraz nar ekşimizi az bir şey ekliyoruz. Çok fazla olmasına gerek yok. Evet biraz daha bir karıştıracağım. Ondan sonra karıştırdıktan sonra Artık çiğ köftemiz hazır diyebiliriz. Sunum yapacağımız kabımız, tabağımıza hemen onu güzelce bir şekilde bir ekleyeceğiz. Biraz da şöyle bir karıştıralım. Ne kadar zamanımız var bu arada güzel kardeşim? Biraz da şöyle bir, şunları biraz daha. Evet. Sen de zaman niye bu kadar hızlı akıyor güzel kardeşim? Evet şunlar biraz daha. Evet şimdi şunları güzelce bir toparladık. Şöyle bir iki dakika toparlandı mı? Şimdi tekrardan çekiyoruz. Ondan sonra çektikten sonra şöyle yapıyoruz sevgili Orkuncu. Evet şimdi, şimdi, ben biraz şu elimi ufak bir su tutayım. Ondan sonra yavaş yavaş işleme geçeceğim. Sen bir çiğ köftemizi bir gör güzel kardeşim. Çiğ köftemizi bir gör. Hemen ben de hazırlanayım. Ondan sonra yavaş yavaş görmeye devam et. Güzelce bir şekilde nar ekşimiz ne kadar kullanacaksak az veya fazla ona göre ayarlayabiliriz. Onu da güzelce bir şekilde nar ekşimizle en son bir karıştırdıktan sonra şimdi yavaş yavaş işlemimize geçebiliriz. Ben hemen şöyle bir toparlanayım. Ondan sonra yavaş yavaş başlayalım. Şunu bir çektik. Bismillah diyoruz. Şöyle bir alıyoruz. Güzel kardeş. Şöyle bir sıktık mı? Gördüğünüz gibi. Şöyle bir görebilirsin. Şimdi şöyle bir sıktık. Şu şekilde olacak. Şimdi alıyoruz. Tekrardan devam edelim. Hemen başladık yavaş yavaş. Şu şekilde tabağımızı hazırlamaya. Vay 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 vay. Şimdi da biraz da topaladık. Devam ediyoruz. Bundan şekilde. Yani sizlere sosisle beraber yapacağımız mükemmel bir sunumuz var. Sevgili poğaçamızı farklı bir şekilde hazırlayacağımız mükemmel bir sunumuz var. Ondan sonra patlıcanla yapacağımız harika bir çorbamız var. Mükemmel sizlere yani bir çorbamızı hazırlayacağız. Onun içinde de size de yapacağınız hem lezzetli hem kolay hem de farklı tariflerimizi inşallah hep beraber hazırlamaya devam edeceğiz. biraz daha şöyle bir ufak ufak gördüğünüz gibi şöyle bir alıyoruz. Kenara güzelce bir ayarlıyoruz. Devam edelim. Ne kadar yapacaksak ona göre az ve fazla hazırlayabilirsiniz. Tercih size kalmış sevgilimiz. Şunu da biraz da şöyle bir kenara ufak ufak şöyle bir ayarlayalım. Şunu da şöyle bırakacağız. Şunu da şöyle bırakalım mis. Çiğ köftemiz efsane oldu, efsane. Şunları bir kenara yavaş yavaş. Şöyle bir ayarladık. Şunu da aynı şekilde yapalım. Şunu da bir topaladık mı? Güzel oldu. Şimdi şunu bir çevireceğim sevgili izleyicilerimiz. Daha rahat bir şekilde ayarlamam için şunu bir çevireceğiz. Şöyle yapalım. Aslında çok fazla tersimize gelmez. Evet şimdi devam edelim yine aynı şekilde. <laughs> ufak ufak şöyle ayarladık. Güzelce bir tabağımızı dolduruyoruz. Şuna da aynı şekilde yapalım. Evet. Harika oluyor. Çok lezzetli olacak çiğ köftemiz. Tabii de çok fazla Para vermenize gerek yok. Çok fazla uğraşmanıza gerek yok. Evinizde yapacağınız harika bir tarif diyebilirim sevgili Ona göre 4 tane patateslerimizi kabuklu bir şekilde haşlıyoruz. Çok fazla yapıyorsak ona göre miktar daha fazla da olabilir. Onları hazırladıktan sonra tekrardan güzelce bir şekilde soğanımız 3 tane veya 4 tane soğanımızı çekeceğiz. Ondan sonra sarımsağımızı onunla beraber çekiyoruz, hazırlıyoruz. Onları hazırladıktan sonra birkaç tane domatesimizi çekiyoruz. Ondan sonra karışık biberimizi çekiyoruz. Karışık biberimizi de çektikten sonra da tekrardan Hemen maydanoz biraz da maydanoz çekip hazırlayalım. Ondan sonra da bulgurumuzu tepsimize alıyoruz. Yavaş yavaş önce soğan sarımsakla beraber yoğurmaya başlıyoruz. İyice bir yoğurulacak. Ondan sonra soğan ve sarımsağımızla beraber güzelce bir şekilde bir yoğurduktan sonra tekrardan baharatımızı güzelce bir şekilde bir ekleyelim. Yoğurma işlemi aşama aşama bu şekilde devam edeceğiz. Yoğurmaya devam edeceğiz. İyice çünkü özlesin güzelce bir şekilde çeksin. Onlar da güzelce bir yoğurduktan sonra da hemen üzerine biberinizi ekleyin. Biberle beraber yoğurmaya devam edin. Ondan sonra karışık biberimizi yoğurduktan sonra domates ve salçamızı ekliyoruz. Domates salçamız ne kadar kullanacaksak az veya fazla ona göre sizler de ayarlayabilirsiniz. Ondan sonra domates ve salçayla beraber karıştırdık. Salçamız dediğimiz gibi şöyle de olabilir sevgili izleyicilerimiz. Salçamız bir yemek kaşığı kadar biber salçamız bir yemek kaşığı kadar domates salçamızı ekleyebiliriz mükemmel olacak çok da güzel olacak onları da hazırladıktan sonra da tekrardan patateslerimizi rendemizin ince gözüyle yavaş yavaş rendeliyoruz içine ilave ediyoruz yoğurmaya devam ediyoruz iyice bir yoğurduktan sonra tekrardan onun içine nar ekşimiz yağımız eklendi güzelce bir şekilde bir karıştırdık onları da iyice bir karıştırdıktan sonra tekrardan hemen iyice bir karıştırıyoruz ondan sonra ee, köftemizi tadına bakıyoruz. Baharatlarımız ne durumda ona göre baharatlarımızı tadına baktıktan sonra ondan sonra köftemiz iyice bir bir buçuk saat boyunca yavaş yavaş bir yoğrulacak. Ondan sonra köfte, çiğ köftemiz hazırlandıktan sonra önce tabaklarımızın altına yeşilliklerimizi seriyoruz. Ondan sonra şöyle güzel şekiller verip tabağımızı dolduruyoruz. Tabağımızı doldurduktan sonra üzerine domates ya limonla beraber, güzelce bir şekilde yeşilliklerimizle beraber süsleyeceğiz. Ondan sonra süsledikten sonra da afiyet edeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olacak. Ondan sonra kekimiz için de sevgili neler yaptık. Onun için kabımızın içine, öncelik hemen kabımızın içine 3 tane yumurtamızı kırdık. 3 tane yumurtamızı kırdıktan sonra şöyle güzelce bir görün. Hemen şöyle bir gördüğünüz gibi şekil verip ondan sonra alıyoruz. Ondan sonra tekrardan yumurtaları çırpmaya başlıyoruz. Yumurtaları iyice bir çırptıktan sonra hemen içine... Şöyle bir kenara alalım. Şekerimizi ekledik. Şekerle beraber karıştırmaya devam ettik. Şekerle beraber iyice bir karıştırdıktan sonra da tekrardan içine vanilya ve kabartma tozumuzu ekleyelim. Karıştırmaya devam edelim. Onu da iyice bir karıştırdık mı? Ondan sonra tekrardan içine hemen yağımızı ve sütümüzü ekliyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. İyice bir çırpıdıktan sonra içine un, kabartma tozumuzu ekliyoruz. Kabartma tozumuzla beraber eklendikten sonra güzelce bir karıştırdıktan sonra ondan sonra da hemen Tepsimizin içine dört tane bardağımızı koyuyoruz. Hazırlamış olduğumuz harcımızı tepsimize döküyoruz. Onu tepsimize döktükten sonra tekrardan hemen güzelce bir şekilde sevgilerimiz tenceremizin içine sütümüzü boşalttık. Sütümüzü boşalttıktan sonra tekrardan onun üzerine hemen sütümüzle beraber sütümüz yavaş yavaş bir kaynamaya başladı. Ondan sonra kaynamaya başladıktan sonra da üzerine bir paket çilekli pudingimiz veya da fıstıklı puding de olabilir. Yani hangisini kullanacaksak ekliyoruz. Şöyle bir sevgili insanım monitöre bir bakabilir misin? Ee, ondan sonra da onu da ekledikten sonra da güzelce bir şekilde bir karıştırdık sevgili izleyimiz. Yavaş yavaş kaynamaya başladıktan sonra toparlamaya başlandıktan sonra ondan sonra nişastamızı hazırladık. Nişastamızı içine ekledik. Nişastayla beraber güzelce bir karıştırdık. Nişastayla beraber koyulaştıktan sonra tekrardan hemen güzelce bir şekilde o nişastamızla beraber koyulaşıyor hemen bardak keklerimiz piştikten sonra bardaklarımızı içinde alıyoruz. Ondan sonra harcımızı içine doldurduk. Ondan sonra bir saat boyunca dinlenecek. Yani çok fazla sevgili izleyim, sizler de acele etmeyin. Bir saat bir don, e, güzelce bir şekilde bir dinlensin, donsun. Ondan sonra istediğiniz gibi sunumuzu yapabiliriz. Şimdi ben yavaş yavaş şöyle bir hazırlımı yaptım. Şunları bir süsleyeyim. Ondan sonra yavaş yavaş devam edebilirim. Sen şöyle bir keklerimizi bir gör güzel kardeşim. Sevgili Orkun'cum. Şöyle bir kekimizi de gör. İzleyenlerimiz de görsün. Evet görmeye devam edeceğiz kardeşim. Ne kadar yapacaksak az ve de fazla ona göre ayarlayabiliriz. Yani isterseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Şimdi ben de hemen bu arada şöyle bir limonumu alayım. Limonumuz hazır. Limonumuzu hazırladıktan sonra şunları şöyle bir kenara alalım. Şunu bir kestik. Şunu ufak ufak. Şöyle biraz daha. Limonumuz güzel gözüksün. Üstüne şu şekilde bir bırakıyoruz. Bunu da şunun üstüne şöyle bir arkadaşlarımız yesin diye limonumuzu ayarladık. Devam ediyoruz. Bunu da şöyle bir ayarladık mı? Şimdi şu da hazır. Bir tane daha limonumuzu şöyle bırakalım. Şunları bir kaldıralım. Üstünü süslemek için. Ben şöyle ufak bir. Biraz daha görüntüsü güzel olsun diye seviyemiz. Bir tane domatesimi kesiyorum. Bunu da şöyle bir aralarında şu şekilde bir bırakıyorum ki güzel bir görüntü ortaya çıksın. Evet. Şu limonumuzu biraz daha şöyle bir kenara alalım. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Şunu da güzelce bir ayarladık mı hazır diyebiliriz. Evet şimdi ben şöyle sen güzelce bir şekilde onu görmeye devam et güzel kardeşim. İstese bir kekimizi bir gör. Ben de hemen şunu bir düzelteyim. Veya da kekimizi bir görebilirsin. Tamam, dinliyorum. Evet. Ee, tamam, sen ki, ablam. Kendisini çok seviyoruz. Ee, evet, şimdi ben anlatayım. Sen görmeye devam et. Evet, reklama. Ee, ondan sonra da tabii ki bu yapmış olduğumuz miktarımız. E, evet, Orkun sen bir söyle istese ablaya. Şimdi şunu güzelce bir şekilde bir aldık. Melek Hanım tabii ki e, ölçüyle ilgili sormuş. Ölçümüz tabii ki bu kadar çıkıyor ama biz burada biraz daha fazla bazen tutuyoruz. Neden fazla çıkıyor? Çünkü biz burada geniş bir aile olduğumuz için malzememizi bazen biraz daha fazla tutuyoruz ki arkadaşlarımız da burada yesinler dediğimiz gibi onlar için bir bardak hatta bir buçuk su bardağı kadar ben fazla tuttum. Siz de istesen o şekilde yapabilirsiniz ama bu kadar fazla çıkıyor diyebiliriz seviyelerimiz. Onun için ölçülerimiz fazla çıkıyor. Yani dediğimiz gibi çok rahat bir şekilde sizde de yaptığınızda bu şekilde ölçünüzü Aynı şekilde tutturacaksınız ve bu şekilde de fazla çıkacak. Onun için sizde de aynı şekilde ölçünüzü yapabilirsiniz. Ee, şimdi şöyle bir şey sevgili Zaten sizler biliyorsunuz ben hiçbir zaman yayın içinde önceden herhangi bir hazırlık yapmıyorum. Sizler yok da var bir dakika. Sen bir iki dakika alacağım güzel kardeşim. Şöyle bir top alayım. Ee, ondan sonra hemen geçeceğiz. Sizler hepsini aynı şekilde biz sizlerle beraber yapıyoruz, hazırlıyoruz. Sizler de görün, aynısını yapın, aynı ölçüleri kullanın. Onun için biz yapmış olduğunuz ölçüleri aynı şekilde yaparsanız bütün yemekleriniz çok lezzetli, çok da güzel olacak. Burada dediğimiz gibi biz güzelce bir şekilde işlemlerimizi yapıyoruz. Sizler de bizlerle beraber aynı şekilde yapabilirsiniz. Buradan Melek Hanım'a kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Evet şimdi bir saat dinlenmesi gerekiyordu ama o kadar zamanımız olmadığı için sizden mutlaka bir saat bir dinlendirmeniz gerekiyor. Ben şimdi bir deneyeceğim sevgilimiz. İnşallah alabilirsek alalım. Şöyle yapacağız. Önce şu kenar kısmını bir kurtaracağız. Şunu da bir alalım. Şöyle bir şunu da bir aldık mı? Şunu da kenara attık. Şimdi evet şöyle bir ufak çok fazla dağıtmadan almamız gerekiyor. İyice bir dinlenecek sevgilimiz. Gördüğünüz gibi. Evet şunu şöyle bir alalım. Yani dinlendikten sonra çok fazla zorlanmayacaksınız. Yani hem içi çok fazla boşalmayacak hem de siz kolay bir şekilde alacaksınız. Onun için ne yapacağız? Tamamıyla bir dinlendirmemiz gerekiyor. Tamamıyla bir dinlendikten sonra ondan sonra işlemimizi daha güzel bir şekilde yapabiliriz. Şuna da bir alalım. Şu kenar kısımlarını mutlaka almamız gerekiyor ki onlar çok fazla sıkıştırmasın. Şimdi gördüğünüz gibi daha da sıcak olduğu için biraz alırken zorlanabilirsiniz. Evet. Vay, 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 vay. Mükemmel oldu. Harika oldu. Şimdi yani tamamıyla koyulaştıktan sonra, dinlendikten sonra sevgili onu güzelce bir şekilde kesip, hem ortasını aynı şekilde görebilirsiniz hem de mükemmel bir sunum ortaya çıkacak diyebilirim. Ben şöyle bir çevireyim. Ondan sonra şurayı da topalayayım. Ondan sonra neler yaptık sizlerle beraber bir göz atacağız. Onun için hemen çok fazla dağınık olmasın tezgahım. Ufak ufak şurayı bir topaladık. Topaladık mı? Şimdi şu eldiveni de bir kurtulayım. Ondan sonra şunları biraz daha kenara doğru şöyle arkadaşımızın göreceği şekilde ayarlayayım. Evet. Güzel oldu. Sadece şu kenarına hafif biraz hudiğimiz döküldü. Onu şöyle alacağız. Biraz daha. Şurayı bir aldık mı? İyice bir dinlendirin. Tamamıyla bir soğusun. Ondan sonra soğuduktan sonra mükemmel bir işli kekiniz olacak, pastanız olacak sevgili Onun için de siz de bu şekilde güzel bir sunumuzu yapabilirsiniz. Sizde de sevgili izleyicilerimiz sosyal medya hesaplarımıza bizleri yalnız bırakmayın. Sosyal medya hesaplarımızı takip edip hep bizlere destek olabilirsiniz. Hem de orada bütün videolarımızı, tariflerimizi, programlarımızı bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Programlarımızı izleyip bize de destek olabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Ondan sonra tariflerimize, programımıza bakabilirsiniz. Orada kısa kısa videolarımız yayınlanıyor. Kısa kısa videolarımıza da bakabilirsiniz. Ondan sonra da programımızı tekrar gece saat 4.30 hafta sonları saat 10'da programımızı tekrar oluyor. Kaçımız sen izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta Abdullah Hakim Yoktu sayfalarında takip edebilirsiniz. Orada da bana ulaşabilirsiniz. Evet yavaş yavaş hazır listemiz hazırsa alıp devam edelim. Evet yesin bakalım. Evet puding dolgulu kekimiz için hatta kek pastamız da diyebiliriz. Neler yaptık sevgili dinleyiciler? 3 adet yumurtamız bir su bardağı kadar toz şekerimiz, ondan sonra bir çay bardağı kadar zeytinyağımız, yarım su bardağı kadar süt, 2 yemek kaşığı kadar toz kakaomuz, iki su bardağı kadar unumuz, bir paket kabartma tozumuz, bir paket vanilyamız, ondan sonra puding kısmı için de sevgili izleyimiz. bir paket çilekli pudingimiz, 3 su bardağı kadar sütümüz, 3 yemek kaşığı kadar nişastamız, üstü içinde yeteri kadar pasta süsümüzü kullanıyoruz. 3 adet yumurta, bir su bardağı kadar toz şekerimiz, bir çay bardağı kadar zeytinyağımız, yarım su bardağı kadar süt, 2 yemek kaşığı kadar toz kakaomuz, iki su bardağı kadar unumuz, Ondan sonra da bir paket kabartma tozumuz, bir paket vanilyamız. Ondan sonra puding kısmı için de bir paket çilekli pudingimiz, 3 su bardağı kadar sütümüz, 3 yemek kaşığı kadar nişastamız. Ondan sonra süslemek için yeteri kadar pasta süsümüzü kullanıyoruz. Genişçe bir kabımıza önce yumurtamızı kıralım. Yumurtamızı kırdıktan sonra tekrardan onu iyice bir çırpıyoruz. İyice bir çırptıktan sonra şekerimizi ekleyelim. Şekerle beraber karıştırmaya devam edelim. Şekerle beraber karıştırdıktan sonra vanilya ve kabartma tozumuzu ekleyelim. Karıştırmaya devam edelim. Onu da iyice bir karıştırdıktan sonra yağımızı ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Sütümüzü ekledik, karıştırdık. Unumuzu, toz kakaomuzu ilave ettik. Onu da iyice bir karıştırdık. Harcımız hazırlandı. Hangi tepsimizi kullanacaksak 4 tane bardağımızı tepsimizin içine güzelce bir şekilde bir diziyoruz. Ondan sonra harcımızı döküyoruz. Ortası biraz boş olması gerekiyor ki güzelce bir şekilde podiumumuzu doldurmamız için. Ondan sonra tekrardan hemen güzelce bir şekilde harcımızı döktükten sonra 170 dereceyle fırına gönderiyoruz. Kekimiz fırında yavaş yavaş pişiyor. Kekimiz iyice bir pişerken biz de tekrar tenceremize sütümüzü boşalttık. Çelik pudingimizi ekledik, nişastamızı ekledik, koyulaştıktan sonra kenara aldık. Kekimiz tamamıyla piştikten sonra dışarı doğru aldık. İçindeki bardaklarımızı çıkardık. Ondan sonra tekrar içini doldurduk. Doldurduktan sonra bir saat boyunca dinlenecek. Dinlendikten sonra da afiyet edeceğiniz çok lezzetli ve çok da farklı bir sunum olacak. Gördüğünüz gibi harika bir görüntü ortaya çıkıyor sevgilimiz. Çok le lezzetli oluyor, çok farklı oluyor. Ve bu şekilde de kek pastamıza diyebiliriz. Harika bir sunumuz oldu. Şimdiden sizlere afiyet bal şeker olsun diyelim. Gelsin bakalım diğer listemiz. Çok güzel bir şekilde kekimiz de kabarmış. Evet etsiz çiğ köftemiz için sevgilimiz. 500 gram kadar köftelik çiğ, e, evet e, köftelik bulgurumuz. Çiğ köftemiz için de az ve fazla da kullanılabilir. 500 gram kadar köftelik bulgurumuz. Ondan sonra 4 adet kabuklu bir şekilde haşladığımız patatesimiz, 2 adet domates, 3 adet soğanımız, kuru soğanımız, 5 diş sarımsağımız, 6 adet karışık biberimiz, 2 yemek kaşığı kadar salçamız, domates ve biber salçası olsa mükemmel olacak. Ondan sonra 1 su bardağı kadar zeytinyağımız, bir tatlı kaşığı kadar tuz pul berimiz, kimyonumuz, karabiberimiz, kırmızı toz biberimiz, 2 yemek kaşığı kadar isot biberimiz, bir tutam maydanoz, sunum için kıvırcık limon maydanoz kullanıyoruz. 500 gram kadar köfteli bulgurumuz istesek daha fazla da kullanabiliriz. 4 adet kabuklu bir şekilde haşladığımız patatesimiz, 2 adet domatesimiz, 3 adet kuru soğanımız, 5 diş sarımsağımız, 6 adet karışık biberimiz, 2 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 su bardağı kadar zeytinyağımız ve sıvı yağımızı kullanabiliriz. Ondan sonra yeteri kadar tuz, pul biberimiz, kimyonumuz, karabiberimiz, kırmızı tuz biberimiz. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar isot biberimiz. Ondan sonra bir tutam da maydanoz. Sunum için kıvırcık limonumuz, maydanoz ve de göbek de olabilir. Önce güzelce bir şekilde bütün malzememizi çekiyoruz. Soğanımızı çektik, sarımsağımızı çektik, domatesimizi çektik, biberlerimizi çektik, maydanozumuzu çektik, hepsini hazırladık. Patateslerimizi kabuklu bir şekilde güzelce bir haşladık. Onları haşladıktan sonra kabuklarını soyduk, hazırladık. Ondan sonra geniş bir tepsimizin içine Önce bulgurumuzu boşaltıyoruz. Ondan sonra soğan ve sarımsağımızı ekliyoruz. Onu güzelce bir yediriyoruz. İyice bir yedirdikten sonra hazırlamış olduğumuz baharatımızı üzerine ekledik. Onunla beraber karıştırmaya devam ettik. Onunla beraber iyice bir karıştırdıktan sonra tekrardan üzerine hemen biberimizi ekliyoruz. Çünkü bunlar iyice bir yoğurulması gerekiyor. Biberle beraber yoğurmaya devam ediyoruz. Ondan sonra salçamızı ekliyoruz. Yoğurmaya devam ettik. Domatesimizi ekledik. Tekrardan yoğurduk. Güzelce bir şekilde bir karıştırdık. Süt biberimizi ilave ettik. Onu da iyice bir karıştırdıktan sonra tekrardan... Patateslerimizi güzelce bir şekilde bir rendeledik, içine ilave ettik. Onları da iyice bir yoğurduk. Yoğurduktan sonra maydanozumuzu ilave ettik. Maydanozla beraber yoğurduk. Seviyorsak nar ekşimizi ekliyoruz. Nar ekşiyle beraber güzelce bir şekilde bir yoğurduk. Yoğurduktan sonra da hemen sunum yapacağım. Tabağımız güzelce bir şekilde altına yeşilliklerimizi seriyoruz. Ondan sonra üzerine şekile verip diziyoruz. Dizdikten sonra da süslüyoruz. Süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, çok da güzel bir sunum oldu. Şimdiden sizlere afiyet bal şeker olsun diyelim. Evet sevgili izleyicilerimiz dediğimiz gibi sizler de aynı şekilde tariflerimizi görmek istiyorsanız, yapmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımıza bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. TGTV TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızda bütün tariflerimizi, videolarımızı bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. E, programımızı tekrar gece saat 4.30, hafta sonunda saat 10'da programımızı tekrar oluyor. Kaçımsa izleyebilirsiniz. Biz de böylelikle yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geldik. Bizleri izleyen herkes. Bizlerden desteğini esirgemeyen herkese kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.